Her gün insanlar spor giyinirden ziyade adam Silla Barajı'na benim gelirken spor giyinir yani. Selfie Mehmet ben şimdi selfie çekiyorum. Daha doğrusu selfie çekmiyorum. Adı ne? Selfie çubuğu. Selfie çubuğu. Başka bir adı yok mu? Yok ne olsun başka. Başladı mı canım? Ben canlı yayın yapmıyorum. Şu anda kayıttayım ama. Gel buraya gel. Şunu bak düşürme falan mı? Kuzenim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. Aa, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Niye dünyaya gelmişsin hadi? Niye dünyaya gelmişim? Evet. Sana konu. Niye dünyaya gelmişim? Tamam. Dünyaya geldim. Peki. Ben memnun kuzenim ya. Ha, benim dünyaya gelmemden çok mutluyum. Yani gerçekten çok mutluyum. Ha. Atatürk'ün ölüm yıl döneminde doğdu. Bayraklar yerde basına yarım yerine sen geldin. Yok ben onu kendim öyle kandırdım da 40 senedir bir şey olmadı. Pardon 50 senedir. Ama bir türlü deviremedim. Ben ha kendimi böyle zannettim. Dedim ki çak yaptık biz o geldi ben gittim. Evet. Hiç yemedi vallahi. Hiç alakası yok ya. Niye yenilik çiftlerin şeyi? Ya yenilik benilik güzel tabii de ama aynen, ben başarısı devrimciyim. Başarısı devrimciyim. Yani. Daha gençsin 38 yaşındasın Ramazan. Tabii. Bana abi, şimdi tabii canım. Cebime girebilirsin. Senin cebine nasıl gireyim ben? Şeker vereyim mi? Ondan sonra dur kız ben sana sen ne dedin bana niye dünyaya geldin? Yok geldiğine memnun pişman musun? Memnun musun? Elbette ki memnunum. Ben mesela şu anda hayattan gitmeyi şu anda pek istemiyorum. Ama kazık çakacak da değilim tabii ki. Yani illaki bir gün gideceğim. Evet. Fakat geldiğime gerçekten memnunum. Hayatı bir şekilde bak mesela şey değil ha. Yani burayı geçici bir yer falan olarak görmüyorum mesela tamam. Hani burayı geçici bir yer olarak görüp ondan sonra burayı bir sınav merkezi falan olarak da görmüyorum sınav salonu. Hayatı yaşamak çok önemli. Öldükten sonra bir yere gidip gitmeyeceğimize dair bir fikrim yok. Bir yok yani fikrim yok çünkü gidip gelmedim. Gidip gelen kimseye rastlamadım. Tabii ki söylenen bazı şeyler var, yazılan bazı şeyler var. Aksini ispat etmediğim müddetçe ne aksini söyleyebilirim? Ondan sonra Allah'ın cennetinde buluşturursun. İnşallah Allah'ın cennetinde hepimizi buluşturur. Ben bunu isterim. Gönülden istiyorum. Herkesten daha çok istiyorum. İstiyorum ki yani burada böyle boktan yaşayacağımızda mutlaka daha iyi bir yer olmalı. Yani. En azından insanların Silla Barajı'na böyle cennetten bir yermiş gibi falan bakmalarına gerek kalmasın şöyle gerçekten. Çam ağaçları falan var işte. Hangi çam? Bakalım şuraya bir şimdi. Arkadaşlar şimdi bu vahada çam arıyoruz. Aha karşıda var. Şurada tabii sen bitelim. Alanya'dan geldiğin için. O nasıl lan ben 3 dönüm mü 5 dönüm mü arsa aldım. Onun içinde bile bundan daha fazla ağaç var. Arkası orman tabii buralar. Ondan sonra. Beğenmez tabii. Ya beğenmiyor değilim tabii yani ne diyeyim şimdi sonuçta hani. Burası da kendi içinde güzel de ne bileyim yani şunlar falan bana çok baksana bir şey. Allah'ını seversen bak arkama bak. Arkamı gösteriyorum. Yürüyüş yolumuzu göster. Yani yolumuza bakıyorum. Şu tahtalar güzel. Yeni yapmışlar. Evet. Mesela oturak güzel bak şöyle Begüm, oturalım. Begüm selam güzelim. Oturduk. Anam Begüm mü? Güzel. Annenle geziyoruz Silla Barajı'ndayız. Anneni mi gördün kızım? Bak annen sana hemen atladı. Ondan sonra. Ama ben görünmüyorum burada. Öpüyoruz seni Begümcüğüm. Cahil. Kurban olurum sana. Çok özledim. Bir hafta sonra Ankara'dayız annenle. İnşallah.